Her yere yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz ama çocuğum beni bağışla. Ahmet abi sen de bağışla. Boynu bükük duruyorsam eğer içimden öyle geldiği için değil ama hiç değil. Ah güzel Ahmet abim benim. İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Suyunda yüzen balığa, toprağını iten çiçeğe, dağlarının tepelerinin dumanlı eğimine, Konya'nın beyaz, Antep'in kırmızı düzlüğüne benzer. Göğüne benzer ki mavidir gözyaşları. Denize benzer ki dalgalıdır bakışları. Evlerine, sokaklarına, köşe başlarına öylesine benzer ki camcının cam kesmesine, dülgerin rende tutmasına, öyle bir cigara yakımına, birinin gazoz açmasına, minibüslerine, gece kondularına, hasretine, yalanına benzer. Anısı ıssızlıktır. Acısı bilincidir. Bıçağı gözyaşlarıdır kurumakta olan. Gülemiyorsun ya, gülmek bir halk gülerse gülmektir. Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet abi. Bir güzel kadeh tutuşum vardı eskiden. Bakıyorum da şimdi o kadeh bir küfür gibi duruyor elinde. Bilmezlikten gelme Ahmet abi. Umudu dürt, umutsuzluğu yatıştır. Diyeceğim şu ki, hayalsiz yaşıyoruz neredeyse. Çocuklar, kadınlar, erkekler, trenler tıklım tıklım, trenler cepheye giden trenler gibi. İşçiler, Almanya yolcusu işçiler, kadınlar, kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi, ellerinde bavullar, fileler, kolonyalar, su şişeleri, paketler. Onlar ki hepsi bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler. Ah güzel Ahmet abim benim. Gördün mü bak? Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile. Gelse de öyle sürekli değil. Bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün. O kadar çabuk, o kadar kısa işte o kadar. Ahmet abi, güzelim bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil. Bir mendil niye kanar?